Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. İngiliz Savaş Konseyi 13 Ocak 1915'te Çanakkale Harekatı'nı planladı. Müttefik düşman donanması Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye çalışacaktı. Ancak Osmanlı Devleti'nin de savunma planı hazırdı. Çanakkale savunma planı giriş, orta ve merkez olmak üzere 3 hat üzerine kuruldu. Giriş savunma hattında Seddülbahir, Orhaniye, Kumkale, Ertuğrul Tabyası vardı. Orta hatta Dardanos, Yıldız, Baykuş ve Mesudiye bataryası. Merkezde ise Anadolu Hamidiye, Kilitbahir, Rumeli Mecidiye tabyaları bulunuyordu. Harekat 19 Şubat sabahı başladı. Amiral Card'ın komutasındaki düşman filonun ilk hedefi giriş hattıydı. Tahrip etmek istediği nokta Orhaniye Tabyası'ydı. Orhaniye Tabyası Çanakkale Boğaz Muharebeleri açısından çok önemli bir nokta aslında. Boğaz'ın hemen girişini Anadolu yakasında Kumkale ile birlikte, karşıda Gelibolu Yarımadası'nda Settürbay Kalesi ve Ertuğrul Tabyası ile birlikte doğrudan Boğaz girişini koruyan Türk tahkimatlardan bir tanesi Orhaniye Tabyası, Kumkale Kalesi, Settülbayır ve Ertuğrul Tabyası ile birlikte. İkinci bombardıman olan 25 Şubat 1915 tarihinde tamamen savaş dışı kalacaktı. Giriş hattındaki tabyalar yıkıldı. Artık top sesleri gelmiyordu. İtilaf Devletleri filosu Boğaz içindeki tabya ve bataryalara doğru ilerledi. Erenköy koyunda manevralara başladı. Türk ordusu devreye Nusret Mayın gemisini soktu. 8 Mart'ta gizlice Erenköy koyuna 26 mayın döşedi. Kıyıya paralel döşenen mayınlarla 11. mayın hattı oluşturuldu. Bu hat savaşın kaderini değiştirecekti. Harekat 18 Mart Perşembe sabah saatlerinde tekrar başladı. Dardanos bataryasında bulunuyoruz. 18 Mart 1915 günü yaşanan Çanakkale Boğaz Harbi için kritik noktalardan bir tanesi. Boğaz Muharebelerinde Müstahkem Mevki Komutanlığı'nın bu tabiyeye verdiği görev ise Ağustos ayı itibariyle Çanakkale Boğazı'na döşenmeye başlayan mayın hatlarını korumak ve müttefiklerin Boğaz'a düzenledikleri mayın temizleme harekatına buradaki toplarıyla, buradaki mürettebat personeliyle engel olmak. Çanakkale Boğazı'nın en dar olduğu yerde Anadolu kıyısında Çimenlik Kalesi bulunuyor. Kale, Çanakkale Boğaz Muharebelerinde müstahkem mevki komutanlığı olarak kullanıldı. İngiliz gemisi Queen Elizabeth'ten atılan top mermisi Çimenlik Kalesi'ni isabet etti. 2 metrelik delik içinde patlamadan kalan top mermisi 107 yıl önce düştüğü noktada. Çanakkale Boğazı'nda ilerlemeye çalışan müttefik filoya, merkez tabyalardaki topçular izin vermiyordu. Yoğun topçu atışı altında kalan gemiler, Nusret'in döşediği mayınlara yakalandı. Yenilmez armada olarak bilinen filonun gemileri sular altındaydı. 18 Mart müttefik filo için hazin, Boğaz'ın savunucusu Mehmetçik içinse övünç ve gurur günüydü. Deniz muharebelerindeki zafer, 25 Nisan'da başlayan kara harekatı zaferinin ilk adımıydı.